Aslında bir, 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 bir dakika bir şey de söyleyeceğim. Bu sosyal medya da çok yanlış yönlendiriyor bence siyasetçileri. Orada da şimdi ne kadar sert çıkarsa kendi tabanından o kadar alkış oluyor. O da diyor ki ulan böyle yapalım demek ki. O zannediyor ki ya Twitter desteği artacak. Twitter'daki evet o alkış ben bütün bir toplum toplumun alkışı zannediyor. Ya orası dar bir alan. Oradaki insanların toplam ...mı bir ortalamayı temsil etmiyor. İletişimde Hayır, yankı odası bile Yankı odası mı her, diyorsunuz? Herkes Akan kendi bir. yankı odasında konuşuyor evet. ve dünyayı ondan ibaret sanıyor. E, bu oda çok Aynı yanıltıcı bir yer şey yani. böyle istese bile sonuçta senden seçim kazanmanı istiyor. Ama Tabii. nasıl kazanacağını o bilmeyebilir. Tabii. Adam ekmek parasıyla uğraşıyor sabahtan akşama kadar. Siyaseti günde 3 dakika düşünüyor. Senden seçim kazanmanı bekliyor. O planları sen kafanda yapmalısın, doğru... Hamlelerde bulunmalısın. Bravo. Yani o, bravo. E, Hakan Bey. Evet evet. Zaten sizin söylediğiniz anlamda söylüyorum. Kit, kit, Hakan Bey. Bu son söylediğiniz. Kit, kitleler, kitleler. Sizin söylediğiniz gibi günlük geçim sıkıntısı, hayat ailesi diyoruz ya ailevi sıkıntıları, meslek para ekonomik sıkıntıları, siyasal bunalımları, bireysel bunalımları, ruhsal yapısı bir boşalma peşindedir, Deşarj olmak peşindedir. Karşısındaki insanların insanların şiddet göstermesini isteyebilir kitleler evet. ama şiddet gösterene oy verecekler diye bir şey yok e zaten yöneticilerin ben seni yöneteceğim diye lider olanın ana muhalefette ya da iktidarda ee, ...topluma örnek olması gerekiyor. Şiddetten arındırması gerekiyor değil mi? Ya yani şimdi... toplumun psikolojik katarsisini, boşalmasını e, telafi etmesi, onu karşılaması gerekmiyor. Onlara örnek olacak, siz onu istiyorsunuz ama bak bir de burası var diyecek, onu gösterecek. Kitlelere güzel ve doğru şeyleri gösterdiğiniz zaman onun peşinden gelecekte milyonlarca insan var. Hem Türkiye'de hem dünyada böyle. Ya Şöyle, e, burada tamam her şey güzel, herkes yumuşak siyaset yapsın da yakın dönemde iki tane örnek var doğru stratejinin ne olduğunu gösteren. Macron bizimle karşı karşıya geldiğinde en büyük siyasi rakibi Le Pen ne dedi? Macron'la hiçbir konuda anlaşamıyorum ama Türkiye'ye karşı Erdoğan'ın karşısında Macron'un yanındayım dedi. Doğru strateji bu. Aynı şey Amerika'da oldu. Nancy Pelosi Trump'a destek verdi yine böyle bir netameli bir konuda. Hiçbir konuda anlaşamam ama dedi onun yanındayım. Yani burada tabii ki sert siyasi... Ama ülkesini uçurma sürüklerken de karşısında işte durdu. Öyle dediğiniz şu konuda milli bizdeki... konu. Bakın, şey onu söyleyeceğim. Tam onu konu. söyleyeceğim. Bakın, bizde iki konuda nokta, milli bak, konu. Bizde gelinen nokta şu. Ya biz de Erdoğan'a muhalefet edeceğim diye Türkiye'ye muhalefet eder bir çizgiye gelindi. Kimse bunun farkında değil. Bu da vatandaş nezdinde iş yapmıyor. Çünkü şu yanlış Olay bir şey bu. yani ee, maalesef doğru. Parti devleti mantığı doğru. yani Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti demek değildir. Ben benim Cumhuriyet ya şu Halk Cumhurbaşkanı şu. ise temsil ediyor ve evet seçilmiştir. Saygı duyulması lazım. Bununla bakın bu bu başka bir şey. Başarılıdır. Bu da başka bir şey. Muhalefet seçimi kaybediyor, eleştirilmelidir. Elbette bun, buna hiçbir şey yok. Ama Sayın Hulki Cevizoğlu'nun söylediğine ben katılmıyorum. Yani işte biz Cumhurbaşkanı yapalım, ondan sonra kurtulalım. Ee, i̇şte zaten yenemiyoruz. O da ama Alaydar. Yani... Yukarı çıksın e, da... Belki sizin kadar olmayabilir. Ben de CHP'yi az çok biliyorum. Estağfurullah ee, canım. Biz... Bu kampanya süreçlerini de yakından takip eden bir insan olarak söylüyorum. Eee ne referandumda ne seçimlerde hiç böyle bir tarz, hiç böyle bir tavır olmadı. Birileri bunu söylemiş olabilir ama bu parti politikasını yansıtmaz. Partinin genel başkanı bu konuda bu süreçlerde son derece iyi bir örgütlenme yaptı. Referandum kılı kılına geçti. Biliyoruz Cumhurbaşkanlığı seçimi de hakeza öyleydi. ikinci tura kalabilirdi vesaire vesaire. Dolayısıyla hiç parti şöyle bir, yani aklı başında hiçbir siyaset şöyle bir şey düşünmez. Daha üst bir level'a taşıyalım da ondan kurtulalım mantığı doğru bir mantık değildir. Siyasetin kendi iç tutarlılığıyla bağdaşan bir mantık değildir. Bu, bu ancak bir dedikodu malzemesi olarak söylenebilir. Bir dedikodudan öte de buna bir siyasal anlam yüklenmez. Ha buradaki ben, benim açımdan şu temel bir sorundur. Ee, CHP'deki sorun örgütsel bir ilet. Sevgili ilat lider, Ali Haydar, burada giderken. dedikoduları konuşmuyoruz. Burada dedikoduları konuşmuyoruz. 40 yıllık bir gazeteci olarak hangi sözün dedikodu olduğunu, hangi sözün parti politikası olduğunu ya da örtülü bir parti politikası olduğunu bilecek durumdayız. Onun parti politikası yani olduğunu nasıl, ben, nasıl ileri sürebilirsiniz? Bana... Gördük işte seçimlerde çalışmalarını. Neyi, neyi gördük? Gördük çalışmalarını, çıkardıkları adayları gördük. Çıkardıkları adayları gördük. Hangisi yanlıştı? Atatürk'e, Atatürk düşmanı olan birisini Atatürk düşmanı olan birisine Atatürk'ün partisine aday diye gösterdiler. Ama biz şimdi burada hani muhalif olarak gözüküyoruz bu programda. Birbirimizle kapışmak yerine e, ortaya konuşalım. Ama CHP'ye konuşacaksak çok şey konuşuruz burada. Çok Yine şey konuşuyorlar akademisyen olarak CHP'yi e, savunmak değil, ben doğruları hiçbir, savunmak gerekir. Hiçbir, Biz hiçbir o partiden poz, veya bu partiden değiliz. Hiçbir Biz pozisyona mahkum ve hissetmiyorum Sayın Cevizoğlu. Ama söylediğiniz şeyin bir parti politikası Güzel. olmadığını iddia edebilirim ben. Yani söylediğiniz şey bir parti nasıl politikası değil. Nasıl olacak parti değildir? politikası? Yazılı olacak? Parti politikasını nasıl tanımlıyoruz? Yani ne diyoruz? Ne olursa parti politikası. Genel başkanına bakacaksınız. Ne Nedir parti politikası? Genel Başkan'a bakacaksınız. Programa e bakacaksınız. Tüzüğüne ba bakacaksınız. Genel işte. Genel sevgili Ali Aydar, Genel Başkan'ın çıkardığı adayı gördük. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir genel başkan genel başkan olup da cumhurbaşkanlığına aday olmayan, olmayacağını söyleyen, sağda solda cumhurbaşkanlığına aday arayışı içinde olan, sağa sola fener tutan, şurada bir aday var mı, burada bir aday var mı, gözümüzden kaçtı mı diyen, ya kendin varsın aynaya bak, aday ol. Aday olmayacaksan vaktiyle Baykal'ın söylediği gibi, ben Baykalcı falan da değilim, o yüzden tanımlanamayan bir UFO gibi bir adamım belki ben. O siyasi olarak tanımlanamayan bir adamım. Şimdi Baykal'ın Dediği gibi genel başkan e, Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak kişinin CHP genel başkanlığında da yeri yok demişti. Doğru demişti. Yani doğru dedi. Şimdi Baykal doğru derse doğru, Kemal Bey doğru derse doğru, Tayyip Bey doğru derse doğru. Bizim yapmamız gereken bu böyle kesin inançlar olarak gözümüzü bağlayarak biz e, amok koşucusu gibi. Ee, ölümüne koşmayacağız biz. Düşünce üreteceğiz burada. Ee, CHP'nin herhalde sen de rahat değilsindir. CHP'nin cumhurbaşkanı adaylarından bugüne kadar. Ha rahatsan onu da bilelim. O da bir tercihtir. Ona bir şey diyemez ama bilelim en azından. Bu arada bir şey de unutmayalım. Ben... Çok kısa bir şey söyleyeceğim halayda. Şimdi Hulki Bey neden katılıyorum bu konuda? Siz 12 maç üst üste maç yapıp 12'sinde de 6-0 yenilen bir takım varsa onu konuşursunuz, hatasını bulmaya çalışırsınız. Şunları düzelt dersiniz. Sürekli maçı 6-0 kazanan... Hakan Bey siz konuşunca... Siz konuşunca öyle ufuk açıyorsunuz ki kusura bakmayın. Hani deniyor ya iki, Tabii. iki kereden fazla cumhurbaşkanı seçilemesin deniyor ya. Ya iki kereden fazla seçim kaybeden partilerin genel başkanı da gitsin. Anayasa mı, anayasa mı yazar anayasaya mı yazarız bunu? Partilerin tüzüğüne mi yazarız bilemem. Ama Türkiye'de kural olsun. ...iki seçim kaybeden. 83 milyonda ne baba yiğit evlatlar var. Analar ne evlatlar doğuruyor. Partiler illa o, o kişiye bu kişiye mahkum mudur? Geleceksiniz yıllarca oturacaksınız. Bunu söylerken kitle partisi olmayan ideolojik partilerin genel başkanlarını kastetmiyorum. Her ülkenin ideolojik partilere yani fikir partilerine ihtiyacı var. Ama ben kitle partisiyim dediğin zaman yani iktidara geleceğim dediğin zaman ben onları eleştiriyorum. Hakan Bey'in dediği gibi iki sefer hadi bilemedin üç sefer kazanamadığın zaman efendim seçimle geldim delege beni seçti. Biz biliyoruz Türkiye'deki bu delege sisteminin ne ucube bir sistem olduğunu. Bir de hayır Sen bana, şu be ama ee, siz üç seçim yenilen diyorsunuz. Üç seçim yenilen diye tarif etmeyin. Üç seçim fark yiyen. Burada nüans var. Evet. Yani maç 2-1 bitmiyor. Ya bir seçimde de orası bilmem 36 alırken sen de 32 al. Hayır. Sürekli benim <laughs> söylediğim dünya rekoru kırılmış. 13 seçim üst üste duble fark yemişsin. iki misli. E artık kabahat kendinde ara ya. De ki her maça 13, 13 maça üst üste çıkıp 6-0 yenilen takımı mı eleştirelim? Yoksa 13 maça çıkıp 6-0 kazanan takımı mı? E bunu eleştirsek ne olacak? Kazanıyor devamlı işte. Demek ki o zaman 6-0 sürekli ve dünya rekoru kırarak kaybedeni eleştireceksin. Orada da şu devreye giriyor. Ha sen gerçekten ya da sizler gerçekten bunu göremiyorsanız bu bir sorun değil. Anlayış gösteririm. Ama siz hatanın kend hatanın kendinizde olduğunu gördüğünüz bildiğiniz halde yani kifayetsizliğinizi ve yetersizliğinizi bildiğiniz halde ısrar ediyorsanız o bu ülkenin muhalif seçmenine yapılacak en büyük ihanettir diyorum ben.